baş kaldıran, tüm sınırları aşabilen sıra dışı bir kadın Sevgi Soysal. 40 yıllık yaşamında emekçi titizliğinde ilmik ilmik dokudu eserlerini. Kadınca cesaretiyle görünmezi gösterip tehlikeye kafa tuttu. Sözünü sakınmadan hep söyledi. Hayatına karşısına çıkan zor koşullara rağmen alaycılığını yitirmeden yaşadı. Ben şakanın ciddiyetle çatışır bir şey olmadığı, hatta ciddi konuların şaka açısından bakıldığında yozlaşmayıp aksine düşündürücü boyutlar kazandırabileceğine inanırım. Daha fazla sopa yemek, daha fazla eziyet ve işkence görmek değil mesele. Acısını çoğaltarak inancını bileyen Hristiyanlar değiliz biz, diyordu Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nun sayfalarında. Kendisi olabilmenin bedelini ödeyen cesur kadın Sevgi Soysal, ne aşkı ne de inandığı değerler uğruna verdiği mücadeleden geri durmadı. Edebiyatta kendine özgü bir yere sahipti. Siyasal ve toplumsal olana bakışıyla sorgulatan bir yazardı. Tükenmek ve beklemek arasındaki sarkaçta asılı kalma hakkını kimseye tanımıyordu. Hayata, aşka ve yazıya tutkuyla bağlanmış bir hayat sürdü. Edebiyata kattığı alışılmışın dışındaki kadın karakter Tante Rosa ile dağarcığımızda unutulmaz bir yerin sahibi oldu. Her şey özlenebilir. Her şey tutku konusu olabilir. Her şey aynı ölçüde kutsal ve aynı ölçüde aşağılık olabilir, demişti Tante Rosa'da. 40 yıla çok aşk, 9 kitap, 3 evlilik, 2 çocuk, sürgün, cezaevi sığdırdı. Sanki biliyormuş gibi erken gideceğini. Eğer ölüm varsa daha güzel bir hayatın, daha uygar insanların, daha insanca kuracakları bir hayatın gerçeği için vardır. Yoksa ölüm insanlar arasındaki kavgayı, bir insan ömrü içinde aşamadıkları sevgisizliği, çirkinliği daha kötü bir dünyaya aktarmak için değildir, diyordu. Kısacık ömre onca hayali ve yolculuğu sığdırdı. Kavga ve aşkı benzeştiren kadın, kaleminden kavgasına inançla, tutkuyla yaşamış bir hayatın yaratıcısıydı. Çocukluğundan başlayarak tüm yaşamı boyunca bırakmayı bilen, başaran bir kadındı. Cezaevinden tiyatro sahnesine, oradan da sürgüne uzanan, zor ama iyi ki dedirten yaşamıyla geçti aramızdan. Geriye Tante Rosa ve fazlasının direngen kadınlarını bırakarak. Sevgi Soysal 30 Eylül 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi deli bozuk ve aklı bozuk bir genç kız olarak Ankara Kız Lisesi'nde okudu. Lisenin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde arkeoloji okumaya başladı. Henüz öğrenciyken tanıştığı Özdemir Nutku ile evlenmek istedi. Soysal ailesinin evliliğe karşı çıkması üzerine intihara teşebbüs etti. Dedik ya, tereddütsüzdü isteklerinde. Nitekim istediği oldu. Çift evlenip birlikte Almanya'ya gitti. Sevgi Soysal, Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nde arkeoloji ve tiyatro dersleri aldı. Çift 1958'de Türkiye'ye döndü. 1960'larda yazıya ağırlık verdi. Var olmak ve kadın olarak var olmaktan duyduğu iç çekişmelerini kağıda döktü. Bu dönemde öyküleri Dost, Yelken, Ataç, Yeditepe, Sinema Tiyatro gibi dergilerde yer almaya başladı. Soysal 1960-61 yılları arasında Ankara'da Alman Kültür Merkezi İrtibat Bürosu'nda ve Ankara Radyosu'nda çalıştı. Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz adlı öyküsünde çevresinde gördüğü insanları somut şeylere tutsak olmaları nedeniyle eleştiren Sevgi Soysal, sonrasında asıl tutsağın savaşamadığı soyut sıkıntılarıyla bizzat kendisi olduğuna karar verdi. En değerli somutlarımı yoktan satarım da kurtulamam ötekilerden, bilirsin. Bu hikaye denemesi yayınlanan ilk eseridir aynı zamanda. O dönemde kaleme aldığı öykülerde toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çıkaran yeni gerçeklik akımından izler de vardı. Tiyatroya da ilgi duydu.
1961 yılında Ankara Meydan sahnesinde Haldun Taner tarafından yönetilen Zafer Madalyası adlı oyundaki tek kadın rolünü oynadı. Hemen akabinde 1962'de ilk öykü kitabı Tutkulu Perçem okuyucuyla buluştu. Onun öykülerinin ruhunda öfkeli ve isyankar bir kadının çığlığı işitilir çoğunlukla. İlk eşinden ayrılan Sevgi Soysal, aşık olduğu tiyatro sanatçısı ve yönetmen Başar Sabuncu'yla 1965'te evlendi. Yeni kapıları açmak gerek. Yanlış kapıları, doğru kapıları ama açmak, mutlaka açmak. Aynı yıl TRT'de program uzmanı olarak çalışmaya başladı. Öyküleri Papyrus ve Yeni Dergi'de yayımlandı. Sevgi Soysal bu dönemde Venüs Kadınları adlı bir programda hazırlayarak kadın sorunlarını ironik bir dille eleştirdi. Soysal'ın o dönemdeki edebiyat dünyasında etkili olan kadın tipolojisinin dışına çıkan karakterler yarattı. Tante Rosa'sı 1968 yılında Dost Yayınları tarafından yayımlandı. Roman o dönemde pek fazla kabul görmedi, hatta yerli ve milli olmamakla eleştirildi. Tante Rosa'da konu alınan kadın anlatılırken aynı zamanda toplumsal normlar da sorgulanıyordu. Toplumsal cinsiyet kalıpları içinde hapsedilmeye çalışılan kadının eşini, evini, ailesini, yani korunaklı ve kendisi için inşa edilen yaşam alanını terk etmesi hayret uyandırdı. Sevgi Soysal TRT binasının en üstteki odasında küçük daktilosuyla Tante Rosa'yı yazdı. Kitap annesinin, teyzesinin, kendisinin ve evrensel düzlemde tüm kadınların ataerkil bir dünya düzeninde kadın olmaktan kaynaklı yaşadığı sorunların bir iz düşümüydü. Sevgi Soysal'ın 1970 yılında yazdığı Yürümek isimli kitabı aynı yıl TRT Başarı Ödülü'ne layık görüldü. 12 Mart askeri darbesinin ardından Yürümek romanı müstehcen bulunarak toplatıldı. Bu dönemde tutuklanarak bir süre cezaevinde kalan Soysal, TRT'deki görevinden de ayrılmak zorunda kaldı. Sevgi Soysal, komünizm propagandası yapma iddiasıyla tutuklanan anayasa profesörü Mümtaz Soysal'la tutuklu bulunduğu Mamak cezaevinde evlendi. Politik gerekçelerle yeniden tutuklandı. 8 ay Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda tutuklu kaldı. Sevgi Soysal bu ikinci tutukluluğu sırasında Yenişehir'de Bir Öğle Vakti adlı eserini kaleme aldı. Otobiyografik yanlar taşıyan bu eserinde Sevgi Soysal, gözlem yeteneğini kadınlardan toplumsal yapıya kaydırdı. Aslında daha çok yakınsın bana. Sen bu düzeni sadece kafan ve duygunla beğenmediğin için bana daha yakın değilsin. Aynı benim gibi bir kurbansın. Kurtuluşunu değişime bağlamış bir kurban. Bu kitap ona 1974 yılında Orhan Kemal Roman Ödülünü kazandırdı. 2,5 ay Adana'ya sürgüne gönderilen Sevgi Soysal, burada sürgünde yaşamak zorunda kalan bir kadının başından geçen olayları anlattığı ve 12 Mart'ı eleştirdiği romanı Şafak'a yazdı. Roman 1975 yılında yayımlandı. Sevgi Soysal bu dönemde Anka Haber Ajansı ve Sosyalist Kültür Derneği'nin kuruluşunda aktif rol oynadı. Kalemini toplumsal sorunlara çeviren Sevgi Soysal, tutukluluğu ve sürgün hayatı sona erdiğinde ise bilhassa 1973'ten itibaren kadın çalışmalarında yer aldı. Kadınların örgütlendiği hemen her eylemde bazen gösterici, bazen de konuşmacı olarak yer aldı. Çünkü 12 Mart en çok kadınların canını yakmıştı ve Sevgi Soysal da edebiyattan sokağa taşımalıydı kadınların haklı kavgasını. Meme kanserine yakalanan Sevgi Soysal, 22 Kasım 1976 tarihinde yaşamını yitirdi. Son kitabı Hoş Geldin Ölüme, ölümü beklerken başlayan Soysal, aramızdan ayrıldığında kitabın henüz 60 sayfasını yazabilmişti. Kutsal kadınlık rollerini yıkan sayısız Rosa, adını ve kalemini dilinden düşürmeden adımlıyor dünyanın yollarını hala.